İnsanlar fıtrat kanunları ile çarpışmaya kalkışırlarsa neticeleri çok ağır olur. Mesela insandaki hürriyet insan için bir fıtrat kanunudur. İnsanlar hürdürler ama Abdullah'tırlar. Demek ki sınırlı bir miktarda insanın hürriyeti bir fıtrat kanunudur. Bunun zıttıyla davranan şimdiye kadar kim varsa yıkılmış. Demir perdeler yıkılmış, faşizmler yıkılmış, Mussolini'ler yıkılmış değil mi? Neden yıkılıyorlar? Çünkü bu adetullah. Fıtrat kanununa aykırı davranırsan elbet başını örse vuracaksın. Demek ki birisi hürriyeti tahdit etmeye niyetlenirse hürriyet onu ezip geçer. Sebebi ise onun bir fıtrat kanunu oluşu. Dikkat edin, tarihte çok örneği vardır. Mesela halkını ezen nice krallar vardır. Sahayı vücuttan elenip gitmişler. Öyle değil mi? Yani despotluklar onları ayakta tutamamış. Çok ilginçtir. Aynı fıtrat kanunu hayvanlar için de geçerlidir. Şimdi bugün nesli tükenen dinozorlara bakın. Hayvanlar alemindeki en yırtıcı, en despot varlıktaki hayvanlar da değil mi? Ama ne oldu? Kendilerini muhafaza edemediler. İnsanların kralları fıtrat kanununa uygun şekilde elenip gittiği gibi hayvanların kralları da elenip gitmişler. Hani derlerdi ya, kuvvetliler kalır, zayıflar ise elenip gider. Aslında okuduğumuz şey bunun tam zıttına bir delildir değil mi? Yani fıtratın geleneği bu önermeyi tekzip ediyor, yalanlıyor. Şimdi bakın mesela denizlerde biz hangi canlıları koruma altına alıyoruz İsmail? Büyük balinaları. Ama hamsilere dokunan var mı Osman? Dokunan yok değil mi? Onların sayısı gırla. Bak, acizliklerin içerisinde bir kuvvet var. Kertenkeleler nerede? Her yerde. Hatta bizim buralarda, köylerde falan koçmar da derler onun böyle dikenlisine. Şimdi baktığında kertenkeleler ayakta. Ama dinozorlar elenip gittiler. Ceylanlar hayatta ama biz aslanların neslini koruma altına almaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü fıtrat kanunu gereği despotluk devam ettiği müddetçe fıtrat onları ezer geçer. Şimdi burada şu konuştuğumuz meselelerden bir şey anlamamız lazım. Bizim nefsimizi gemlemezsek, sürekli yemlemeye devam edersek, sizce nefsimizden çok mülayim, güzel, huyu suyu iyi bir adam mı çıkar yoksa despot bir kral mı çıkar? Despot kral çıkar. Bugün bir insanın teferun etmesinden, Firavun örneği veriyoruz. Teferun eden neyidir? Firavunlaşan nefsidir. Bak krallaşmış değil mi? Bir insanın temerrüt yani inat etmesinden Nemrut örneği veriyoruz değil mi? Şeddatların örneğini veriyoruz. Demek ki nefis krallaşırsa elbet başı ezilecektir. Biz de diyoruz ki ey nefis, fıtrat kanunu senin başını ezmeden evvel gel biz seninle anlaşalım. Zaten cennete de birlikte gireceksek eğer, gel anlaşalım, seninle orta yolu bulalım diyoruz. İşte burada nefsin krallaşmasını, firavunlaşmasını, nemrutlaşmasını, şeddatlaşmasını engelleyen en büyük sebep nedir? Şu Ramazan ayıdır işte, şu Ramazan ayı. Sen onun her istediğini vermeye devam edersen o kendini esas malik zannedecek. Benden oluyor bu işler diyecek değil mi? Ama sen musluğu kestiğin anda, hangi musluğu? Mide musluğunu kestiğin anda nefsin esas beslendiği yer. Kesildiği anda ne oluyor? Firavunluk da ortadan kalkıyor. Bakın bir kaide vardır. Birazdan bir daha değineceğim bu kaideye çünkü çok hoş bir kaide. Bir şeyin sebebini ortadan kaldırırsanız sonucu da ortadan kalkar. Sebep ortadan kalkarsa sonuç da ortadan kalkar. Şimdi nefsin kendini despot bir kral gibi görmesinin temel sebebi her istediğini elde edebilmesi. Bu sebeplerin içerisinde en ciddi rol oynayan da mide. Yumruk kadar mide. Şimdi sen mideyi ortadan kaldırdığın anda, kilidi vurduğun anda Ramazan ayında ne ortadan kalkar bir de? Sonuç da ortadan kalkar. Nefis der ki, istiyorum alamıyorum. İstiyorum yiyemiyorum. İstiyorum bakamıyorum. İstiyorum gıybet konuşamıyorum. Şimdi nefsin beslendiği sebebi ortadan kaldırdığın anda ortaya çıkan despot, zalim nefsin sonucu da ortadan kalkmış olur. Ya nefsin başı fıtrat kanunları geleneğince despot zalimler gibi ezilecek, gerek dünyada gerek ahirette. Ya da sen onu oruç ile bu hakimiyetin farazi bir hakimiyettir diye ikna edeceksin. Evet, evet, bende hiçbir şey yokmuş. Adeta bir yaşında çocuğun acizliğinde bu dünyada idare ediliyormuşum diye ikna olacak. İşte onu konuşarak ikna etmenin yolu mevcut değil. Neyle terbiye ettik onu? Oruçla. Çünkü affedersiniz nefis, kabiliyet itibarıyla bir hayvana benziyor değil mi? Yani şurada terbiye etmeniz gereken bir atı konuşarak ikna etmeniz mümkün değil. Atı neyle ikna ederler terbiyeden önce? Yemini keserler. Doğru mu? Terbiye ederler, karşılığında yemi verirler. Terbiye ederler, karşılığında yemi verirler. Demek ki biz de nefse aynı şekilde komut verirsek eğer, fıtrat kanunu gereği başı ezilmeden önce biz himayemiz altına alırız. At hükmündeki nefis bize binmez, biz at hükmündeki nefse binmiş oluruz.
Şimdi nefsi ata benzettik değil mi? Nefis mi bize biniyor, biz mi nefse biniyoruz? Nereden anlarız bunu? O at nereye gidiyorsa oradan anlarız. At hayvanca bir yere gidiyorsa dersin ki ya bu süvari götürmüyor bunu. Nefis kendi istediği yere gidiyor dersin. O at cihada gitse, savaşa gitse, uygun yerlere sürülse dersin ki bu atı demek ki süvari kontrol ediyor. Şimdi bizim ahvalimiz nasıl biliyor musunuz? At insana binmiş, istediği yere götürüyor. Haramlar içerisinde yüzdürüyor. Ama sen Ramazan ayının bu hikmet ve bereketiyle onu sürekli yemlemeyip gemlemeye başlarsan bu sefer sen ata binmiş olursun ve sen artık onu istediğin yere götürürsün. Hem de muazzam bir sır var bakın bu işte, ne biliyor musunuz? Ya Rab sen emrettin diye ben helalden bile elimi çektim ya. Ramazan'dan sonra haramlardan elimi çekmek artık çok kolay. Helalden eli çeken haramdan el çekemez mi? Biz belagatta bir kaide konuşmuştuk. Neydi? Fehva diye bir kaide konuşmuştuk. Mesela işte buraya sinek bile giremez dersen aslan da giremez demek, kaplan da giremez demek, ejderha bile gelemez demek değil mi? Belagattaki fehva kaidesi. Şimdi aynı şeyi düşün. Allah emretti diye helale dokunmayan, Allah emretti diye harama hiç dokunmaz artık. Yani bu Ramazan'da böyle bir bereket var. Ama işin akıbetini tekrar hatırlatayım. Ya sen nefsini gemlersin ya da fıtrat kanunları gereği o despot nefsin elbet başı ezilecektir. Ortada iki seçenek var. Buyurun istediğimiz seçeneğe gidelim. Üçüncü nükteden nefisle ilgili, Ramazan'la ilgili çok derin meseleleri konuşmaya devam edelim. Sen levhamız, anahtar kelimemiz maişet içinde muhtelif. Yani farklı maişetler. Maişet maaş yani değil mi? Yani şöyle de diyebilirsiniz. Farklı maaşlar, farklı maişetler diyelim mi? Evet. Şimdi biz İslamiyet'i, orucu, Ramazan'ı toplum hayatı içerisinde konuşacağız. Neredeyiz? Çarşıdayız, pazardayız, dükkandayız, alışverişteyiz, ticaretteyiz. Hadi buyurun. Bismihi Subhanehu. 29. mektup. Ramazan Risalesi. 3. nükte. Oruç, hayatı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle... Hangi cihete bakıyoruz? İnsanların sosyal hayatına, evet. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Allah kulu mamluk cihetinde farklı yaratmıştır. Özü bu değil mi? Mesela bir hadis var bilir misiniz? Ben ilmi isteyene veririm, malı istediğime veririm. Bakın bu ilmi isteyene veririmin delil nedir biliyor musunuz? Samimi isteyin görürsünüz. Demek ki bir insan Allah'ı tanıma ilmine ulaşamamışsa mesul kim? Bizzat kendisi ya. Yoksa haşa bu hadis yalan mı söylüyor? İmkanı yok değil mi? Demek ki ilmin isteyene verildiğinin delil nedir? İste de gör bak. Ama mal öyle mi? Mal öyle değil. Allah Azze ve Celle malı yani maişeti muhtelif yapılarda veriyor. Neden? Çünkü bize sorsa var mı? Ya ben köyde hayatımdan memnunum. Bir aban var atarım, nerede olsa yatarım. Yok. Herkes zenginlik ister. Peki herkes zengin olsa içtimai hayat devam eder mi? Sosyal hayat devam eder mi? İmkan yok. Demek ki şunu anlamamız lazım. Farklılıklar insanları bir araya getirmeye ve tanımaya bir sebeptir. Mesela bazen merak edip yurt dışına çıkıyoruz. Mesela Almanya'ya gidiyorsun. Almanya Türkiye'nin aynısı olsa niye merak edesin? Her insan aynı. Her yer aynı. Her kültürü aynı, her yemeği aynı. Demek ki farklılıklar bizi hem bir araya getirmeye hem de birbirimizi tanımaya sebep oluyor. Vücudun her azası aynı işi yapsa ona insan denir mi? Denmez, imkanı yok. Şu saatin her bir çarkı ben aynı büyüklükte olacağım, aynı yöne döneceğim dese bu saat iş yapar mı? İş yapamaz. Demek ki insanların maişet cihetindeki, sosyal hayattaki konumları, maaşları, maddi güçlerin farklılıkları bizi ortak iş yapmaya ve birbirimizi tanımaya sevk ediyor. Doğru mu? Şimdi herkes bir fabrikanın patronu olsa ne olur ortada? Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa? Değil mi? Öyle derler değil mi? Şimdi kim sağacak inekleri? Kimse sağmaz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin burada bir hikmeti söz konusu. İlmi her isteyene veriyor ama malı mülkü istediğine veriyor ki toplumda o farklılaşmanın neticesinde birlik olsun, birbirini tanıma olsun, fabrika çarpları gibi toplum devam edebilsin. Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Temasül tezadın sebebidir diyor. Temasül ne demek? Birbirine örnek olmak, aynı olmak değil mi? Misal. Birbirine aynı olmak neyin sebebi? Zıtlığın sebebi. Yani birbiriyle aynı olanlar anlaşamaz manası var burada. Mesela şöyle bir kalabalık grupta her adam birbirine benziyorsa orada aslında bir adam var demek. O farklılık olması icap eden bir şey değil mi? Şimdi aynılık iticilik doğurur. Bunu anlamamız lazım. Zıtlık o zaman ne doğuracak? Birleştiricilik doğuracak. Fizikte de bu kayda geçerli mi? Artı artıyı iter mi? Ama eksi artıyı çeker mi? Çeker. Demek ki farklılıklar bizi bir araya getirmeye bir sebep oluyor. Sosyal hayatın dengesini, muvazenesini sağlanması için de insanların maişet cihetinde bir olmaması lazım. Kabiliyet cihetinde bir olmaması lazım. Demek ki toplumun huzurunu zengin ve fakirin o muazzam muvazene ve dengesi sağlayacaktır. Önce bunu anlatıyor. Şimdi burada başka bir olay var. Allah Azze ve Celle böyle yaratmış mı? Yaratmış. E senin nefsine düşen pay yok mu? Var var. Nefsine düşen de pay var. Şimdi sen
Bu yaratılışlar içerisinde varlıklı bir adamsın. Sana düşen bir mesele var. Durumu, ihtiyacı olanların gönlünü bu işlere ısındırmak. Yani zekat vermek lazım, zekat vermek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin birine malı fazla vermesinin sebebi nedir? Tevziat memuru. Ne demek tevziat? Dağıtım memuru. Şimdi Ali sofraya oturduk 10 kişi. Ne yiyeceğiz? Lahmacun yiyeceğiz. Bütün poşet lahmacunu benim önüme koydun mu Ali? Koydu. 100 tane lahmacun. Ne demek bu? Bütün lahmacunlar benim mi demek? Hayır. Ne demek? Dağıtacaksın. Çok güzel. Senin önüne kondu, sen dağıtacaksın demek. Allah Azze ve Celle halk ettiği insanları birisine fazlaca önüne koydu lahmacunları. Yani malı mülkü. Ne demek bu? Keyfine göre yaşa mı demek? Nefis. Keyfe ma yaşa değil mi? Onu ister. Ne demek bu? Sen demek ki tevziat memurusun. Yani dağıtıcı memursun demek. Allah mutelif yapıda bizleri yarattı manşet cihetinde. Ama bize düşen başka bir şey daha var. Nedir? Pastanın büyük payı bize gelmişse eğer dağıtıcılık rolünü de bizim üstlenmemiz icap ediyor. Şimdi bu olursa ne olur biliyor musunuz? Siz bir alta verirsiniz, 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 gönlünü ısındırırsınız. Alttaki, yani maddi olarak alttaki diyorum. Alttaki arkadaşlar da ne der? Allah'ım ona daha çok ver. Niye? Çünkü bana veriyor. Zıttı olursa ne olur? Maddi durumu yüksek olanlar alttakileri sürekli çalışmaz, iş görmez gibi görür. Tahakkümde bulunur. Alttakiler de üsttekilere isyanda bulunur. Bak bunun toplumda çok örneği vardır. Bu şekilde ayakta duramayan ama denenmiş çok fazla rejimler vardır. Toplum hayatını ifsad eden en büyük meseledir. O zaman şunu anlamamız lazım. Allah birinin önüne çok koyduysa amaç nedir? Tevziat memuru, yani dağıtım memurudur. Ama bir problem var. Kişi bunu hissedemiyor. Kişi durumu olmayan bir fakirin ihtiyacı olduğunu biliyor. Ama ihtiyacının olduğunu bilmek ne demek onu bilmiyor. Onda olmadığını biliyor. Ama olmamak ne demek onu bilmiyor. Tam burada oruç devreye giriyor. Kes bakalım şu mide musluğunu da o hali anla diyor. Ve ne oluyor? Ona karşı bir kıyası bir nefsi dediğimiz empati oluşturuyor. Peki neden 30 gün sürüyor? Çünkü empatinin dereceleri vardır. Empati, sempati, özdeşim. Önce onun ahvalini hissedersin, anlarsın. Daha sonra o hisler sana da bulaşır. En son tamamen onun gibi düşünürsün. Empati, sempati, özdeşim olur sende. Doğru mu? Psikoloji değeri var değil mi? Şimdi Ramazan 30 gün sürüyor. 30 günün sonunda okuduğunuz Kur'an'la birinci günün sonundaki Kur'an farklı mı? 30 gün sonunda ne oluyor? Böyle ruhunuzdaki cihazatlar coşmuş. Kur'an'ı aldığınız lezzet değişmiş. İşte durumu olmayan birinin halinden anlamanız da o şekilde değişecek. 30 gün olmasının belki bir hikmeti de burası. İşte toplumun farklı yaratılması ayrı bir konu. Bu farklılık içerisinde bize düşen görev ayrı bir konu. Bizim bu görevimizi hissetmemiz de oruç ve Ramazan vesilesiyle oluyor ayrı bir konu. 3 tane başlıkta işledik işi. Oldu mu? 1 dedik. Toplum neden farklı yaratıldı? 2 dedik. Bu farklılık içerisinde bana düşen vazife nedir? 3 dedik. Ben bu vazifemi nasıl tahkik ederim? Nasıl anlarım? Orucun ve Ramazan'ın hikmetiyle anlarım. Toplumun sosyal hayatının mutluluğu ve saadeti dahi oruç ve Ramazan'ın içinde saklı. Bir insanın zekatını güzel yapabilmesinin sebebi bile oruç. Dikkat edin. En çok zekatı ne zaman verirler? Değil mi? Ramazan'da verirler. Hem bir cihette belki sevabı fazla olması sebebiyle öyle düşünebilir belki. Başka bir cihette de ne oluyor? Az önce konuştuğumuz oluyor. Empati, sempati, özdeşim. Anlıyor, anlıyor. Oruç başkasının ahvalini anlatıyor. Ramazan kolleri geliyor. Yardımlar geliyor. Kimin ihtiyacı varsa o. Yakın, uzak, şu önemli değil değil mi? Kimin ihtiyacı varsa ben ona nasıl bir şekilde yetişirim. Bakın Ramazan'da böyle muazzam bir hikmet var. Devam edelim mi? Konu anlaşılıyor mu? Bakın ne kadar farklı konular işliyor Üstad Hazretleri ya. Allah Allah. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Farklı yaratmış. Burada birine davet var. Nedir davet? Ey varlıklar, durumu olmayanların yardımına koşun. Bir davet var burada. Bakın Ramazan bunu bile açan kapı. Devam. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilir. Bakın ilmen bilmekle hissetmek başka şeyler. Durumu olanlar aç olduğunu bilir ama açlığın ne olduğunu bilmez. Bak çok önemli bir şey ya. Şimdi emir büyük yerden gelince zengin de aç kalıyor mu? Kalıyor. Neyi hissediyor? Durumu olmayanın ahvalini hissediyor. Allah Allah. Şuna bak ya. Muazzam bir mesele ya. Devam. Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Şimdi bu idrak meselesini anlatan oruç bakın. İbrahim Ethem'e Şakiki Belhi soruyor. Diyor ki siz şükür mevzunda ne yaparsınız diyor. O da diyor ki biz bulunca şükrederiz, bulamayınca da sabrederiz diyor. Cevap geliyor. Bunu diyor, şimdi o tabiri söyleyeyim mi? Cevaben diyor ki, bunu Borasan'ın köpekleri de yapar diyor. E diyor siz nasıl yaparsınız diyor. Biz bulunca dağıtırız,
Bulamayınca şükrederiz diyor. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi bu ahvali hissetmemize yardımcı argümanlar lazım. Tam da Ramazan oruç burada imdadımıza yetişiyor. Evet, devam. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Bak bu çok önemli. Sadece zenginin işi mi başkasına yardım etmek? Hayır, herkes kendi durumundan daha düşük bir durum bulabilir. Şimdi burada anlaşılması gereken ilk konu şurası. Allah başkasının rızkını benim rızkım içinde göndermiş. Allah Allah, bakın memurluk bu. Tevziyat dedik değil mi? Bu kelimeyi bilelim. Tevziyat memuru, dağıtım memuru. Tevziyat memurundaki mana bu. Allah başkasının rızkını benim rızkım içinde göndermiş. Hani az önce sofra örneği koyduk. Bütün lahmacunlar benim önüme gelmişti. Bu ne demekti? Mehmet Dağıt demekti. Bu manayı bir insan anlarsa çok iyi olacak değil mi? Şimdi bu manayı anlarsan o zaman şunu demen lazım. Benim başkasına vermem ile ben sevap kazanacağım. Doğru mu? Böyle olunca ne olacak biliyor musun? Durumu olmayanlar minnet etmek durumunda kalmayacak. Durumu olanlar bu sevabı ve farz olan hükmü yerine getirebilmek için onların kapısına koşacak. Bir insan fakir beni bulsun da yüz suyunu döksün diye beklerse o yaptığından bir hayır beklemezsin. Bu işin kaidesi böyle, kuralı böyle. Onlar sana yüz suyunu dökmeyecek. Onları utandırmayacaksın. Buyurun devam edelim. Ona karşı şefkate mükelleftir. Bir dakika. Şimşek, kim kime karşı şefkate mükellef? Varlıklı olan ve muhtaç olana karşı. Şefkate mükellef. Nasıl anladık biz o hissiyatı? Oruç ile. Devam. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Şimdi düşünsenize, Ramazan ayı yok, oruç yok. Kim diyecek zengine bir aç kal 30 gün? Var mı böyle baba yiğit? Allah Allah. En yakın arkadaşı bazen ikna edemiyorsun değil mi kahvaltı sofrasında? Ya şunu yeme zararlı diye. En yakın dostunu insan ikna edemiyor değil mi? Ya şunu içme bu zararlı diye. Edemiyorsun değil mi? Ya Ramazan olmasa, o sofranın da esas sahibinden emir gelmese, varlıklı bir insanı oruç tut da başkasının halini anla diye kim ikna edebilir? Mümkünat yok. Peki bu insanın hem orucu hissetmekle hem de tevziyat memurluğuyla, dağıtım memurluğuyla mükellef olduğunu kim hissettirebilir? Var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Özellikle bakın bu asır ne biliyor musunuz bu asır? Nefsimizin gemlenme değil, yemlendiği asır. Herkesin nefsi zirvede. Yani insanlar Allah için vermek ile mükellef olduğunun farkında değil. Şimdi bizde mükellef kelimesinin anlamı da değişmiş. Mükellef bizde şöyle algılanıyor. Ya canım isterse yaparım, canım istemezse yapmam. Hayır canım, sen mecbur ve mükellefsin. Vermek zorundasın. Allah sana vermiş mi? Vermiş. Ne vermiş? Ne vermişse onu vermek zorundasın. Hangi kabiliyeti verdiyse onu verdin mi diye senden hesap soracak. Şimdi bir padişah git de şu tebaama yardımda bulun diye sana mal verse, dönüşte hesabını sorar mı? Sorar. Ey padişahım, ben o verdiğim malı keyfimce harcadım desen, bunun akıbeti ne olur? Kafan olur, kellen olur. Ya, değil mi? Demek ki o sultanın ne verdiyse, o dağıt diye verdiği mülkü dağıtırsan sultanın gözüne girersin. O sarayda sultan gibi yaşarsın. Ama dağıtmazsan aynı sultanın bir de o sarayda neyi var? Zindanı var, zindanı. Ya onu tadarsın. Şimdi biz bu hissiyattan da mahrum kalmışız. Ya canım isterse veririm, istemezse vermem. Dur bugün duygulandım vereyim, bugün duygusuzum vermem. Hayır canım. Bu bir memurluk vazifesi. Sen bununla mükellefsin. Bu hissiyatlar, bu kopuk hissiyatlar neyle tekrar bağlanıp düğümleniyor? Ramazan ayı ve oruçla bağlanıp düğümleniyor. Allah Allah. Devam edelim. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Ya niye? Nefis egemenliğini, krallığını ilan etmiş. Nasıl keseceksin o krallığı? Nereden besleniyorsa oradan keseceksin. Midesine kilidi vurdun mu? Nefis diyecek ki, bu nasıl sultanlık ya? Hiçbir istediğimi elde edemiyorum. Demek ki neymişim? Kulmuşum, kul diyecek. İnşallah kül olmadan kulus deriz. Böyle bir sır. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.